Bol yağmurlu, bolca soğuk İzmir gününden hepinize merhaba canlarım. Hepiniz evime, vlogma, kanalıma hoş geldiniz. Umuyorum gününüz çok güzel geçiyordur. Biz kalktık, kahvaltımızı yaptık, evimizi toparladık, süpürgemizi yaptık. Oraları çekmedim. Klasik mutfak süpürdüm yani. Onu da çekmeyeyim dedim. Azıcık gittim. Saçım başımı düzelttim. İki sürdüm, bir sürüştürdüm. Çıktım geldim. Dedim ki bu yağmurlu havada bir Nescafe iyi gider yağmura karşı. Nescafemi içeceğim. Ondan sonra makineye çamaşır atmıştım. Onlar durdu. Onları seveceğiz. Dünküler daha kurumamış. Hava yağışlı ve soğuk olduğu için muhtemelen kurumadılar. Bunları da seveceğim. Dün ütü yapacaktım. Biliyorsunuz bir önceki vlogdan yine ütü ve yine yapmadım. Çünkü 9'da uyumuş kalmışım. 9 çeyrekten neydi. Uyuduğum kaldığım için hiçbir şey yapmadım. Bugün belki yaparım, belki yapmam bilmiyorum. Şu an saat 4 falan. Dünden patates yemeğinden kalmadı. Pilavdan var. O yüzden bugün pilavın yanına ne yaparım, ne yapmam bununla ilgili de hiçbir fikrim yok. Bir kahvemizi içelim, kendimize gelelim. Sonra yapacağımıza karar veririz diye düşünüyorum. Bu arada Elis'in saçları örgülü, onları bir açarım. Belki başka bir şekil veririm Elis'e. Bu arada dedim, lafa başka bir laftan girdim. Dünkü vlogda şu siber zorba karaktersizi söylemiştim sizlere. Hepiniz destek olmuşsunuz. Çok teşekkür ederim. Hatta bir tane takipçim, sanırım küçük bir takipçim, onun kardeşinin sayfasına da sanırım YouTube sayfasında bir videosuna da böyle saçma sapan küfürlü bir yorum atmış ve onlarda da yorumu silmiş. Muhtemelen psikolojisi bozuk, ruh sağlığı bozuk biri bu. Önüne gelene böyle yorumlar attığına göre gerçekten psikolojisi bozuk biri. Neyse, umurumda değil. Destekleriniz için de çok teşekkür ederim. Hepinizden çok güzel yorumlar gelmiş. Sağ olun. Var olun, var olmaya da devam edin canlarım. Saçlarımı böyle toplayınca benim çok hoşuma gidiyor. Siz yakıştırıyor musunuz bilmiyorum. Bazen şuradan şu lülüklerimi bırakıyorum, bazen bırakmıyorum. Bugün böyle bırakasım geldi. Hoşuma da gitti. Şu tokanın etrafını normalde şöyle ben saç doluyorum. Şöyle yapıyorum. Ama bugün yapmadım. Niye yapmadım onu da bilmiyorum. Böyle yapıyorum falan. Hoş oluyor ya. Ben bu modeli seviyorum. Sizler bana yakıştırıyor musunuz? Bilmiyorum. Ama böyle saçım daha uzun gösteriyor. Daha bir havalı görünüyor. Falan yani. Bence. Tabii. Bu kısımlar tamamen bence. Neyse. Saçlarımızı açalım mı? Anne. Efendim? Niye saçlarımı açıyorsun? Örgülerin bozuldu ya anneciğim. Örgülerimizi düzeltiriz. Başka bir örgü yaparız istersen. Olur mu? Bozulmuş ya örgülerin. Evet, bozulmuş anneciğim. Bozulmadı ki. Aynada baktın mı? Buraların tiftik tiftik olmuş. Örgüsünü bozdurmuyor. Dünden beri. Ne yapacağız bilmiyorum. Yeniden öreriz anneciğim. Daha güzel öreriz. Olur mu? İster misin? İsterim. Geldi. Canavar geldi. Bakar mısın saçların örgüsüne? Tiftik yavrum benim. Kıvırcık olduğundan her yerden ayrı bir çıkıyor. Ben? Bakın. Tacını sevdiğim. Ne yapıyorsun? Evet. Hadi bakalım kahvemizi içelim. Ondan sonra görüşelim. Görüşelim.
Saçlarımızı ördük teyzoşlar. Benim kızımın saçları uzuyor artık. Çoğalıyor artık. Bayağı uzadı ya maşallah şuralarına falan geliyor. Bu örülmüş haliyle tabii. Normalde şuraya falan geliyor. Ama kıvırcık olduğumuzdan yukarı çıkıyor. Bakayım saçlarını. Dön bakayım bana. Bakın. Ay parçam benim maşallah cana ya. Annem. Evet, çok uzayacak. Çok uzayacak. Dön bakalım arkanı göreyim bir daha saçlarını. Allah kurban olsun annesi yaradan. Nasıl güzelsin ya. Maşallah sana. Tipitoş. Beğendin mi saçlarını? Beğendim. Güzel oldu mu? Oy. Olmuş. Ne yapıyorsun? Kamerayı düşürüyorduk. Tamam ama ya. Şımarma. Çok şımardın. Tonton. Elo şu an ne yapıyorsun? Arizona kertenkelesinin dansını izliyoruz. Maşallah yağmur aralıksız devam ediyor. Markete çıkıp bir tavuk göğsü alayım dedim ama sanırım armağanı bekleyeceğiz. Balonumuz nasıl ama? Buraya astık uçsun diye. Şuraya baksanıza ya. Nasıl şangır şungur yani. Hep böyle şey az az yağdı ama sürekli yağdığı için yerlerde falan su birikmiş. Değil mi Cincoş? Maalesef ki markete tavuk göğsü almaya gidemeyeceğiz. Çünkü yağmur durmak bilmiyor. Yerlerde de su birikmiş. Elif'le markete gitmek benim için işkenceye dönüşebilir. O yüzden armağan çıkmak üzeredir muhtemelen. Yemek biraz geç kalacak ama yapacak bir şey yok. Dolaba baktım lahana var. Kapuska yapmak istemiyorum. Birkaç gün önce de ıspanak yapmıştım. O yüzden hiç kapuska falan istemiyorum canım. Aklıma şey geldi işte. Geçen bir ara böyle çöp şişe dizip tavuk kalamar yapmıştım hatırlıyorsanız sodalı falan. Ondan yapayım dedim. Pilav zaten az kaldı. İkisi birbirini tamamlar diye düşünüyorum. Armağan gelirken diyeyim ona ben. Bize tavuk göğsü al gel. Bir kalamar yapayım güzelce. Çıkamam yani çıkmam mümkün değil. Zaten hava çok soğuk. Burnumuz bile akmaya başladı. Evin içinde klima çalışıyor ama akıyordu yani. Güzelce yani içim dökme tamam mı? Dikkat et dökülecek. Mini kuş kurabiye yiyor teyze hoşları. Afiyet olsun. Acını yiyorum. Tipe bak. Allah'ım bugün pek mi sevimli geldin gözüme ya. Zaten çocuğum maşallah sevimli. Bugün böyle üstünde ayrı bir tatlılık var Elon'un. Bayağıdır saçlarını örmüyorduk ondan herhalde. Böyle örgülü yüz gözü iyice ortaya çıktı tombaklı. Ondan çok tatlı duruyor. Öyle işte Armağan'ın gelmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Bakınız bıyık beyim geldi. Hem de elinde neyle? Mangal köşemizin davlumbazını el cihazlarıyla yapmış adamım be. Babacım ya bana çiftliş yaptın. Ay ışığı yakalım. Kız ışığı bulamadım. Sen direkt arka tarafı aç. Tamam. Hoş geldin yavrum. Hoş Ben elinde bunun olacağını düşünmedim. Ararsın diye düşündüm. Neyse ben sana arkayı açayım. O zaman ben gideyim markete. Dur. İşimiz var. Şunu bir halledelim gideriz. Yemek için gidecektim ya. Yemek yapmak için. Ha, tamam. Tamam. İyi o zaman. Tamam sen git. Sen git tabii. Kaç bakalım açalım babaya arka tarafı. Hadi hoş. Şimdi oturdum. Evet. Karşısına oturdum. Oturdum. Oturalım. Ha oturarak mı diyorsun? Mangalı değil de aynı. Takım çantasının üstüne koyar mısın mangalı? Koydum. Ayaklarını biraz, kısabilirsin. Ha şöyle. Aynen. Evet. Böyle nasıl çalışmak yani için? Yani böyle çalışmak. Çok iyi değil mi? Tamam. Şimdi sana önleyeceğim. Yerden bir ölçü Olur, alır mısın? Bana kalırsa daha yüksek yapsam. Aşkım duman çekmez. Ha. Duman olur sağ kolu. Mesafesi iyi sağdan soldan aşağıda ondan kapalı olsun. Aşağıda ne yapacağım şimdi ben? Bir ölçü alacağım sadece şuradan ne ha, kadar. İşaretliyim o zaman ben kalemle. Şey, iki ölçü alsan ha, kalem de getir de. Kalem de ölçü yapmıyor. Babacım ben ölçüm. Tamam, bekler olacak. Ben de ölçeyim bunu. Evet, 85. 85
Ver bakalım Halil'cim. Anne ben ölçtüm onu. Tamam geliyorum. Bir dakika ya. Bak onu düzle dolara şey ben ya. Sana şey yapayım. Şunun hizasını ne olacak? Şundan şu yapayım. Delik şunun hizasında işte. Şuradaki deliği. Tamam. Hayır, hep eşit olsun. Yardan sen ölçü al. Yardan ölçü al. Tam bir metre aşkında. Tam bir metre. Buradan da bir metre işaretle. Tamam. Ver canım. Burası kaçacak. Aynen. Dedim ya sana ben biraz kaldırayım halledeceğim. Şuraları iyice çiz. Araya tutun ama iki delik. Bir dakika. Tutun tutun. Ya dur senin tutmana gerek yok. Hayır hayır. Hizala. Birazcık daha yukarı. Tam işaretlediğin yere gelmiş. Delik mi şey doğru? Biraz bırak aşkım yukarı kalmış. Biraz daha yukarı. Yukarı. Biraz aşağı. Bakın. Tamam. Bak karşıdan bakayım. Bir tane buradan şuradan. Şöyle biraz daha bu tarafa. Şöyle. Tam karşısına geç, elini çekil. Karşısındayım şu an, görebiliyor musun? Biraz bu tarafa. Evet, şu an bırak. Hayır, şunu işaretle, diğerlerini üstüne falan tutarız. Tamam, evet, tamam. Alttakini unuttum. Ben yapmadım, gördün mü? Şişe gibi kaldı, elisi. Ay. Yavaş. Elisi. Şurası da. Nerede? Şurası. İyi oldu değil mi? Ölçüsünü ölçtü. Bence iyi. Düzlüğü falan da iyi. Bir yerde burada. Anne ne yapacaksın? Anne şimdi. Onu bir tak verebilir misin anneciğim? Geri vereceğim. Babacığım bakmayacağım ona. Bakmayacağım ona. Asla görmeyeceğim ben. Tamam, burası tam yüzde bir. Kaç vermeyeceğim? Bir burası saniye. Burası çekil. Çekil. Bu da pandemi. Tamam, aynen. Tamam. Hemen çalıştırayım. Dur bakayım. Dur, çekil kızım orada. Çekilim. Al bakalım. Çek, çek, çek. Yerini işaretlettirmedim. Önemli değil. Elis'cim sakın ondan uzak dur, tamam mı? Tamam. Ellem o sıcak sana olacağım burada. Tamam. Çekiç. Yapıyorsun bu işleri. Var mı orada çekiç? Buradan vereyim. Ben buradan da koymamıştım. Ben tutayım. Tamam, ver bana. Ben makkalı ver. O değil. Sarıyı ver ben. O sarı. Değil ki. Tut bekle. Şurası aşağıda kalın. Biri vermiş. Sen bırakabilirsin. Bırakabilirsin. Ben de bana da çekiçli yaz. Tamam, sana da çekiçli yazayım. Ben çekiçli değilim.
Dikkat et ama anneciğim, bak o çekicinin üstü boş. Allah korusun ayağını düşer acaba ya. Anne. Hiltiyle delinecek yerlere deldin mi? Bir dakika dur. Çekil anneciğim, ondan uzak dur. Otur sen yerine. Allah korusun. Yeni yar, yeni yar. Şık şık şık. Anneciğim, 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 anneciğim. Otur anneciğim, bak gördün mü? Her yerde bir şey var, takılıp düşeceğim. Bir düşmüşüm koyduğum gibi düşmüyor. Bak üstün nasıl bak. Kirlendi. Kirlendi. Benim pantolonum siyah, ne bu kirlen? Kirlendi. Boruları yarın mı alacaksın? Şimdi alacağım. Uğraşamayacağım aşkım vallahi. Yarın yakacağım dedi. Yakar mısın yani? Yarın tabii ki de yakacağım. Bir test mangalı yakmayalım mı? Yakalım. Benim sahibim. Çek çek, ver oğlum çekeceğim onu. Al çekeceğim. Davlumbazı duvara sabitledik arkadaşlar. Şimdi Arman soba borusu almaya gitti. Dumanı dışarıya verebilelim. Binanın üstüne doğru böyle soba borusu yapacağız. 3 dirsek 3 tane de boru yetecek diye düşünüyoruz. Umuyoruz yeter. Bir de şu böyle bacaların üstüne dönen bir şey yapıyorlar ya. Dumanı dağıtsın diye mi artık neyse o. Rüzgar gülüne benzeyen şey. Ondan alacak, onu takacağız. Gelirken bir de tavuk göğsü alacak, onu yapacağız. Bakalım eğer dirsekleri falan bugün yaparsak yarın bir mangal show yaptırırız Armağan'a. Yarın iş yokmuş, evdeymiş. Armağan malzemeleri alıp geldi. Bir tek kömür almamış. Şurada şu şeylerden, soba borularından 3 tane var. Burada dirseklerden var 3 tane. Dirsekler. Bakayım, iyi pis değilmiş. Bence iyi pis değil, sıfır yerinmesi pis olabilir. Evet. Beteniz ama. Bu arada tavuk göğsü alacaktı. Ben de şey yapacaktım ya. Tavuk kalamar. Arman dedi ki madem bunu yapıyoruz test edelim mangalı. Ben de bir şey alayım. Adı nedir onun? Tavuk kanat. Şöyle kanat almış. Hani yanına salata falan yapacak. Şu da şey, o bahsettiğim dönen şeyi var ya. Ondan almıştı. Bunu üstüne takacağız. Bu böyle bütün dumanı verecek. Ocak başımıza bekleriz arkadaşlar. Anne onu verir misin? Ben vereceğim. Dur anneciğim. Bu bozulmasın. Baba gelince yapsın. Çıra almış adamın. Burada ne var? Bir tane de ekmek var. Ay ekmek sıcacık. Yiyeceğim mi anneciğim ekmeği? Evet. Al bakayım. Ekmek harbiden. Anneciğim bunları çalalım mı? Baba gelince açacağız anneciğim onları. Ondan kömürü alsın gelsin. Ben şunları arkaya götüreyim. Salatayı o mangalı yapana kadar yaparım. Zaten acelesi yok da bunları taşıyalım balkona. Armağan gelene kadar boruları takayım dedim. Şöyle soba borusunun bir tanesini taktım. Dirseğini çıktım. Diğerini de burada ayarladım. Bir şöyle yapabiliriz. Bir de şu dirseği takıp bunu şöyle de verdirebiliriz. Elis onu oyuncak yaptı tabii. Bakacağız bakalım, Armağan gelsin karar verelim. Vallahi ocak başımız güzel duruyor şimdi. Hakkını vermişiz. Armağan geldi. Şu üstüne aldığımız fırfırı takarken aşağı düşürdüm. Ben de o aşağı inip onu alana kadar şuraya tel taktım ama şimdi garanti vermek için bir tel daha takacağım. Bana yaklaşma anne. Tamam mı? Tamam. Al bir tane daha var. Buldum. Tamam, buldum. Dur anneciğim. Armağan getirince yukarı olan uzatmasını takacağız. Evet, uzun uğraşlar sonucu
Revan Ocakbaşı açılmış durumda. Test 1-2 deneme. Şu borunun şu ucunu verene kadar canım çıktı. Bir de şu parmağıma çekici yapıştırdım, vurdum. Umuyorum ki tırnağım düşmez. Ama bakınız, şu alt tarafına armağan yükseltecek bir şey yapacakmış. Şimdilik sehpamı feda ediyorum. Ama neyse ki şurada bakın boşluk var. Dınının dınının dın. Yapmış mı baba? Yapmış. Beğendin mi? Beğendim. Baba bana sürpriz yaptı. Evet. Aa. Şinanay yavrum, Şinanay. Harbi çok güzel çekiyor ama. Bak çekmeye başladı. Yukarı yukarı gidiyor. Hiç duman gelmiyor. Yapıyorsun bu işi be bıyıklı. Yapıyorsun bu işi bıyıklı. Babacım ben de kırayım. Ateşimizi yaktık. Onlar mangalı köz haline getiriyorlar. Ben ne yaptım? Dadadadam biberleri köze atacağım. Bakınız efendim. Evde sucuk kalmıştı. Kasap sucuk. Onları böyle şişe koydum. Bunları da yapacağız. Ve tabii ki olmazsa olmazım. Tavuk kanatlarım burada. Şimdi hemen yanına bir salata yapacağım. Ondan sonra şunu da karıştıracağım salatayı. Sonra kayık tabağı yapacağım. Mutfaktaki o beyaz masayı terasa çıkardım. Hiç dedik içeri taşımayalım. Ateşin başında yiyelim. Azıcık keyif yapalım. Sonra biz o şeyi yap et derken oraları çekemedim. Çünkü şey tehlikeli dakikalardı. O bacanın kalanını uzatmak. O yüzden oraları hiç çekemedim. Sadece kendim bir tel bağlarken çektim. O kadar. Onun dışında aman düşer miyiz, aman bir şey olur mu derken aklıma hiç çekmek gelmedi açıkçası. Tabii bunları yaparken de saat şu an 9'a geliyor. 9'a çeyrek falan var. Anca işte şey ya, hafta sonu keyfi gibi olacak şu an bizim için. Tabii biz onları yaparken epey saat geçti. Şu an saat 9'a çeyrek falan var. Allah'tan biz Eloy'la bir şeyler atıştırmışız. Armağan'ın da bugün işi bayağı yoğunmuş, çok yorulmuşlar. Ona rağmen yaptı. Yarınla pazar günü dinleneyim dedi. Yarın işe gitmeyeceklermiş. Yarın dinleneyim bari dedi. Bugün dedi yapalım, bitirelim burayı. İşte sonra yapmışken de dedi madem tavuk istiyorsun, kanat alayım deneyelim bir de dedi yapmışken. İyi dedim, sen biliyorsun işime gelir yani. Kanat varsa ben varım. Öyle işte yaptık, oldu. Vallahi süper oldu ya. Kocam diye söylemiyorum. Kendim diye söylemiyorum. Elimizden erir geliyor çocuklar valla. İş yerinde yaptı o davlumbazı. Kendi ölçtü, biçti. Bir tane ustalarıyla beraber yaptılar valla. Armağan'ın dediği gibi fiyatlarına baktım da galvanizden yapılırsa o şey bayağı pahalıya çıkıyormuş arkadaşlar, davlumbaz. Altına ayak yapacak. Şimdi sehpayı koyduk altına ama mecburiyetten yükselsin diye. Onu daha yüksek de yapabilirdik. Aslında ben daha yükseğe koyalım dedim davlumbazı. Armağan da dedi ki ayakta dedi niye mangal yapalım, oturarak dedi yapalım, keyfimize bakalım. Sonra Armağan'ınki daha mantıklı geldi. Oturduğum yerden dedi çevirdim onları. Dedim pekala canım, mangalcı başı sensin. Nasıl rahat edeceksen öyle koy yani. Şimdi bunların yanına bir de şey yapacağım. Ay parmağım hala uyuşuk ya. Oje var üstünde. Kan topladım toplamadım onu da göremedim. İnşallah toplamamıştır. Bunun yanına şey yapacağım. Süzme yoğurdum var. Bir de atom yapayım. Oh, sucuk, kanat, salata, atom. Az da pilavım var, onu da çıkartırım. Çıtırım. Daha ne olsun ya. Biz o şeyi sadece mangal için kullanmayız. Yani canım sıkıldım gider orada ateş yakarız, başında oturur muhabbet sohbet ederiz. Özellikle böyle kışın falan güzel olur orası. Ay. Vallahi yaptık oldu kızlar. Neyse salata hazır. Ben atomu da hazırlayayım. Şunları da içeri götüreyim artık. Salatalarımı getirdim. Tavuklarımız oluyordu. Yemin ederim mangal senin atasporun aşkım. Yapıyorsun. Bu işin hakkını veriyorsun. İçine biberleri de attık köze. Yiyeceğiz inşallah ya. Saat 10 olana kadar yiyeceğiz inşallah. Bugün böyle oldu ama güzel oldu. Oh, ay biberlerin kokusu ne güzel geldi. Hmm, telefonu elinden aldık diye hanımefendi küstü. Elis Hanım merhaba. Küstünüz mü acaba? Ben kendimi çok aşağı kaçtım. Ben senin elinden telefonu çekip almadım ama bir saniye verir misin demiştim. Değil mi?
Ben sen gibi yapmıyorum bir kere. Yemin olsun şu hayata yemek yemek için gelmişim ben. Hele kanat dedin mi, mangal dedin mi? Urfalıya mezellere bağlayabilirim. Adana, Urfa. Bu tarz şeyler tam böyle. Bak bak adama bak. Bak. Bıyıklı. Lakabını bıyıklı koydu. Bıyıklı. Yakışıyor mu? Bıyıklı değil, seslenince güzel oluyor. Baş oluyor. Bıyık yakışıyor mu? O da yakışıyor. Soralım. Sizce Armağan'a bıyık yakışıyor mu, yakışmıyor mu? Aşağıya cevap bırak. Böyle pala bıyık yapacağım. Yok artık daha neler ya. O de, o kadar da değil yavrum. O kadar pala bıyık da değil yani. Tamam bıyık güzel okey ama pala da değil. Ay karnım o kadar acıktı ki anlatamam. Bak 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 Elisa bak. Aşkım babacığım. Babiçosu. O zaman bunu sökelim buradan götürelim Elis. Aa, bir daha mangal yakmayacağız mı? Ama Elis böyle yapıyor. O yüzden. Aa. Sen bunu Elis için yapmıştın değil mi? Evet. Tüh. İş yerine geri mi götüreceksin şimdi bunu? Götürelim bunu. Elis küstü madem, doğru söylüyorsun. Hadi kaldır tavukları da başkasına gidelim verelim de. Sucukları da şeye götürelim, pişir de. Şu aşağıda köpekler var ya. Evet. Onlara gidip verelim, karınları doysun. Aman. Biz de yiyelim, köpekler de yesin ama hayvanlara aç kalmasın anneyim, günah. Verelim. Değil mi? Evet. Aferin ya, senin merhametini severim. 2 dakikada verelim diyor. Verelim. Etlerimiz hazır. Evet. Biberlerin bir kısmı közlendi, diğerlerini bekliyoruz. Seni minik kurbağa. Soframız artık hazır arkadaşlar. Soframız hazır olduğuna göre ne yapıyoruz? Artık veda vaktine geçebiliyoruz. Canınız çektiyse affola. Bornova'da, İzmir'de olanlar çıkın çıkın gelir sizlere de yapar. Bıyıklı Bey. Değil mi? Yaparız biz. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalımıza abone olup destek olmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınızı aşağı bırakın. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.